Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün İstanbul'daydı. Cuma namazı sonrası sorulara cevap verdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun KYK'lılar göreve iade edilecek açıklamasını değerlendirdi. Milleti aldatmaya çalışıyor dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Yunanistan'ın tahrik politikası ve NATO ilişkileri de soruldu. İşte Erdoğan'ın yaptığı kritik açıklamalar. KYK'ların tamamı görevlerine iade. Tamamını iade edeceksiniz. Sağ olun. KYK ile atılan FETÖ'cüleri göreve iade edeceğiz dedi. Tepkiler üst üste geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun skandal açıklamasına Cumhurbaşkanı Erdoğan da kayıtsız kalmadı. Türkiye bir hukuk devleti. Bu hukuk devletinin içerisinde siz ne zamandan beri yargı oldunuz da yargının yetkilerini, haklarını kendinde kullanıyorsunuz? Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazını İstanbul'da Kerem Aydınlar Camii'nde kıldı. Namazının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. Kılıçdaroğlu'nun KYK'lılar konusunda halkı aldattığını söyledi. Bay Kemal kendini buğday ambarında zannediyor. Türkiye bir hukuk devleti. Yani ben şu anda yargıyım, hem hakimim, hem savcıyım ve gelince bunların hepsini serbest bırakacağım. Böyle bir yetkisi var mı? Yok. Bu milleti, kusura bakmayın, tamamen ahmak yerine koyup aldatmaktan başka bir şey değildir. Erdoğan'a Kılıçdaroğlu'nun Teknofest ziyareti de soruldu. CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun SİHA'larla ilgili sözlerini hatırlattı. Samsun'a uğrayıverdi. Kendi milletvekili kalkıp SİHA'ları terör örgütleriyle mukayese ettiklerini bilmiyor bile. İşçi Partili Ahmet Şık'ın seçimden sonra AK Parti kapatılacak tehdidine de cevap verdi Erdoğan. Gücü yetmez dedi. Soyadı Şık ama kendisi neye benziyor bilmiyorum. Dolayısıyla onun gücü ne AK Parti'yi kapatmaya yeter ne bizleri bu noktada mahkum etmeye yeter. Önce o kendi paçasını nasıl kurtaracak ona baksın. Erdoğan'a NATO komutanlarının 30 Ağustos kutlama mesajını Yunanistan'ın telkiniyle kaldırması da soruldu. Türkiye'siz NATO olmaz dedi Erdoğan. Yunanistan'ın NATO'ya olumsuz bir yaklaşım sunması Türkiye-NATO ilişkilerini ne yapmaz? Zayıflatmaz. Yunanistan'ın NATO içerisinde zaten kıymet harbiyesi yok. Türkiye varsa NATO güçlü. Türkiye yoksa NATO güçlü değil.